Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Aksaray çekimlerimiz devam ediyor. Geçen hafta biliyorsunuz güzel yurtu çektik. Çok güzel 3 tane kilise gösterdik size. Hemen oradan Helvedere ilçesine geldik. Burada size göstereceğimiz bir antik kentimiz var. Şu an çok fazla ön plana çıkmamış olsa da kazılar devam etse de ve uzun zamanda devam etmeye herhalde kazılar devam edecek değil mi hocam? Uzun zaman devam edecek. Yeni başladı, öyle gözüküyor. Evet, öyle gözüküyor. Biz yine de bir gösterelim istedik burayı. Çünkü ben uzun zamandır görmek istiyordum Nora Antik Kenti'ni. Burayla ilgili size tabii çok fazla ayrıntı veremeyeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi çalışmalar devam ediyor. Ama en azından bölgeyle ilgili bize bilgi vermesi açısından ana şeyleri anlatacağız diyelim. Ve programımız başlasın. Hocam hoş geldiniz tekrardan. İki haftadır bize mihmandarlık ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Helvedere dediğimiz yer herhalde Aksaray'ın biraz daha yüksek bir kesimi, Hasan Dağı'na. Şu arkamızdaki görünen bu arada arkadaşlar Hasan Dağı. Ben mi yanlış söylüyorum? Siz doğru, tarif edin. Doğru. Evet. Şimdi Helvedere Aksaray'ın önemli turistik noktalarından biri. Evet, gelirken yolda gördük. Evet, Helvedere Belediyesi yaklaşık 27 kilometre şehir merkezine uzaklığı. Bu antik kent uzun zamandan beri biliniyor ve ismi noktasında hakikaten bir kargaşa var. Tam bir muamma var. Bilinmezlik var. Ama en kuvvetli muhtemel ki isim Mokissos. Çünkü 6. yüzyıldaki bir kitapta yani muhtemelen burayı tarif ediyor. Mokissos diye bilinen şehir burası olabilir. Halk arasında daha çok Nora diye bilinir. Yerel olarak da Viranşehir ya da Örenşar da söylenir buraya. Bu Haşmetli Dağ, Volkanik Dağ, Hasan Dağı malum. Hititler dönemindeki adı Atar'dır. Fakat danışman kumandanı Hasan Bey'in ki bu bölgenin askeri birliğinin başındadır. Bir beydir, kumandandır. Haçlı seferlerindeki o mücadelesinde cihadın sonunda şehitlik nasip olursa diyor beni bu Ulu Dağ'ın şaikasına yani zirvesine defnedin diye bir vasiyeti var. Bu vasiyet yerine getiriliyor ve zirvede bakınız krater kısmının sağ tarafında mezar vardır. O mezar taşı 1928'de yayınlanan İlmi Cevelan, Hasan Dağı'nda İlmi Cevelan yani İlmi Gezi, İlmi Seyahat isimli bir kitapta da net görülüyor. Ben de 5 ya da 6 defa zirveye tırmandım. O mezarla ilgili fotoğraf çekip yayınlamıştım. Bu dağa, bu Haşmetli Dağı ismini veren bir evliya ya da başka bir şey bir değildir. Selçuklu döneminde yani danışman kumandarından Hasan Bey'in defnedilmesinden sonra Hasan'ın dağı zamanla Hasan Dağı olmuştur. Aa, çok güzel de bir bilgi almış olduk evet, böylelikle Hasan sizden. Hasan Dağı'nın eteğindeki bu antik kent oldukça büyük. Oldukça büyük. Evet. Bugün çok yeni başladı kazı. Muhtemeldir ki tabii benim uzmanlık alanım değil. Daha önce de söylemiştim. Burada bir şehir tarihçisi olarak sizin davetinize icabet etmek elzem oldu. Kaçınılmaz oldu. O yüzden geldim. Biz de öğrendiklerimizi anlatıyoruz. Ya değilse ahkam da kesmiyoruz. Uzmanı da değiliz. Sadece naçizane bildiğimiz kadarını anlatmaya çalışıyoruz. Umarız ilerleyen zamanlarda kazı ilerledikçe arkeoloğumuz da daha bu çok su götürür değil mi hocam? Daha yani siz umarım çok gelirsiniz. Çok misafir ederiz. İnşallah. Kazı devam ederken kazı başkanından da bizzat bilgi alabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz arkeoloji veya da sanat tarihi bölümü kazılar genelde yürütürler. Genelde arkeoloji. Bazen de prehistoria bölümü ana bilim dalı başkanlığında yürütülür. Fakat okullar açıldığında bu kazılar durur malum. Bu içinde bulunduğumuz yapı daha önce Kızıl Kilise'yi gezmiştik sizinle. Kızıl Kilise'den hacim olarak daha büyük, kapasitesi daha büyük. Zaten apsisinde buradan görülüyor. Tabi bu kemer kısmı uzun zamandan beri harap vaziyette. Hatta bu şehrin harap olduğunu yine 6. yüzyılda Justinian döneminde burada bir mamur edildiğini yani imar edildiğini yazıyor. Hatta burçları yenilettiğini de yazıyor. Bilirsiniz Gertrud Bell var. Ünlü arkeolog hatta casus da söylenir. Çöl Kraliçesi lakaplı evet, Gertrud Bell. 1905'te ve 1907'de Hasan Dağı'na ve Aksaray'da gelmiştir. Hasan Dağı'na da çıkmıştır. Hatta Aksaraylı birkaç kişi de ona mihmandarlık yapmıştır. Refakat etmiştir. Burada
kaldığını söylüyor. Mesela bir gece konaklamışlar galiba çadırda. Diyor ki bu antik kentin papazı sabah ona bal ikram etmiş. Ondan da bahseder. Sonra zirveye kadar tırmanmışlar. Zirveden de fotoğrafları vardır. Buradan çıkış var değil mi hocam? Var. Birkaç farklı noktası var, rotası var. Amatörler için, acemiler için var. Biraz daha profesyoneller için var. Ağrı Dağı'na ya da diğer dağlara çıkmadan önceki dağcılar gelir. Burada antrenman yapar. Kondisyonlarını kontrol ederler. Bendeniz ya da dağlara çıkan bir insan olarak Hasan Dağı'na da çıkabilir miyim sizce hocam? Rahatlıkla çıkarsınız. Amatör kısımdan. Çıkılır. Zaten Hasan Dağı'nın eteğinde yaklaşık 2000 metrede bir otel var. Otelin orası aynı zamanda yamaç paraşütü yapıldığı yerdir. Öyle mi? Evet, kamp kurulur çadırlarda. Tabii vücut biraz daha basınca alışır. Sabah 5 gibi, 4.30-5 gibi ortalama, daha erken de başlanabilir. 4 sanki daha uygun gibi. Yaklaşık olarak 4.30-5 saatte o amatörcülerin yani kolay rota dediğimiz yerden bile çıkılıyor. Ben bir defa zor rotadan çıktım. Hatta minik bir tehlike atlattık. Evet, o oluyor. Evet, 8-9 defa denedik. Galiba 6 defa zirve yapabildik. Bazılarında dönmek zorunda kaldık. Birinde arkadaşın ayağı burkuldu, birinde aşırı rüzgar vardı, ama vazgeçtik. Ama o mezarı görmeye değer sanki hocam. Var. Mezar olduğu gibi tam merkezde bir de manastır var. Tam merkezde, en zirvede, tam orta bir yerde. O zaman oraya çıkılmak elzem oldu arkadaşlar. Bunun da sözünü verelim mi ki acaba? Verelim. Ben kendi adıma vereyim. Sizi katmıyorum evet hocam. Dağcı arkadaşlarla onun bir programını yapalım. Ama ne zaman olur? Bahar. Ya da olabilir. Yaz. Yani şimdi artık mevsim geçişi ona izin vermeyebilir. Tabii profesyonel dağcılar kışın da çıkıyor. Daha rahat olduğunu söylüyorlar. Tabii onun için kondisyonda, teçhizat da önemli. Evet. Velhasıl bu Haşmetli Dağ'ın eteğindeki bu antik kent uzun dönem sadece tahminlerde bulunuyorlardı. Bu bilimsel kazılar neticesinde buranın tüm evsafını, özelliklerini, güzelliklerini, binalarını, hikayesini araştırmacıların, akademisyenlerin yayınlarından öğreneceğiz. Ben de şahsen heyecanla bekliyorum o evet yayınları. Biz şimdi şuradan çıkarken arkadaşlar tabelada, o tabelayı şimdi size göstersin arkadaşımız Berat. Göster Berat sen şeyi. Montajcı arkadaşımız size birazdan o tabelayı gösterecek. Biz şu anda burada bir noktadayız sadece. Değil mi hocam? O tabelada evet gördük. Kırmızı bir noktadayız. O kadar büyük bir evet alan ve şehir ki. Ve işte neler yazıyor? Sarnıçlar. Tabii ki. Bir şehirde olması gereken pek çok şey. Şu an itibariyle yeri tespit edilemedi. Nekropolü neresi? Agorası neresi? Daha birçok tabii ki şey çıkacak zamanla. Fakat dediğim gibi bir ihtimal de, bir olasılık da buranın garnizon şehir olarak kullanıldığını düşünülüyor. Genelde çok büyükler öyle oluyor değil mi hocam? O konuda çok bilgim yok, onu bilemiyorum ama buranın askeri bir şehir olduğunu, garnizon olduğu düşünülüyor. Savunma amaçlı olarak kullanıldığı düşünülüyor. Genelde öyle oluyor. Evet. Bu hususta da, hususta da bir teori var. Fakat biliyorsunuz bilimde teoriler muhakkak olur. Genel geçer. Fakat zaman içerisinde araştırmacı onu çürütür ya da teyit eder. O yüzden de bu akademik bilimsel kazıların uzun dönemdir başlatılması hem aksaraylar tarafından hem de konunun uzmanları, merakları tarafından bekleniyordu. Nihayet başladı. Çok güzel olmuş. Başlatanları, emek verenleri, çalışanları, hocaları, hatta öğrencileri ve kalabalık da diğer işte çalışanları tebrik etmek gerekiyor. Evet. Teşekkür etmek kalabalık gerekiyor. Kalabalık da bir ekip çalışıyor burada herhalde arkadaşlar. Böyle burada bayağı bir bu ekip. Arkeolojik kazılar. Evet. Bir de alan çok büyük. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Biz herhalde bir 15 dakikada falan çıktık. Yani birazcık da bir tırmanış süreci var. Ama güzel. Yani ben çok beğendim. Burayla ilgili ayrıntılı bir bölüm size ilerleyen zamanlarda yapalım arkadaşlar. Ben Aksaray'a gelmişken burayı size göstermek istedim. Ağzınıza sağlık hocam. Bizi kırmadınız. Kendi alanı değil hocamızın. Arkeolog değil, yakın çağ tarihçisi. Ama yine de bilgileri yine bizimle paylaştı. Burayı da size göstermiş olduk. Bir kuple de olsa. Önümüzdeki süreçte inşallah kazı devam ederken kazı başkanımızla veya buradaki bir arkeologla tabii burayı herhalde gez çekecek bitmez bilmiyorum. Herhalde bir bölümü sadece bir günü buraya ayırmak lazım. O tabelayı gördükten sonra evet, korktum ben evet, hocam. Evet. Yaparız arkadaşlar diyelim. Birazdan görüşürüz.
Arkadaşlar şimdi hemen bir mekan değiştirdik. Antik kentimizi gösterdik. Oradan sonra hemen müze müdürümüzle birlikte Saratlı Yeraltı şehrine geldik. Aslında farklı bir ismi var. Saratlı diye biz genelledik ama Aziz Merkürüs. Saratlı dendiği zaman herhalde iki tane değil mi müdürüm? 40 göz. İki tane şeye giriyor. Yeraltı şehri giriyor. Biz şu an Aziz Merkürüs. Evet. Yeraltı şehrindeyiz diyelim. Sözümüzü müdür beye verelim. Buyurunuz efendim. Evet. Öncelikle bizim müze ve öğren yerlerimizi YouTube kanalımızda tanıttığınız için kendinize, şahsınıza teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bu bir gönül işi. Gönül işinde de her zaman bakanlığımız, valiliğimiz bu konularda desteklerini bizlere esirgemiyor. Evet, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu çekimde değerli izleyicilerimiz, sizi biz orta çağa indireceğiz. Yani bir orta çağ gezisi yapacaksınız. Bu geziyi yaptıktan sonra da, izledikten sonra da hepiniz bu Saratlı Aziz Merkürüs yeraltı şehrine gelmek için can atacaksınız. Sizi farklı bir yolculuğa, farklı bir destinasyona indirgeyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kazılarımızın ilk başlangıç tarihi 2011 yılına kadar dayanır. 2011 yılında altyapısı yapıldı. 2012 yılında temizlendi. Ve daha sonra turizme açtık bu bölgeyi. Saratlı kasabamız Aksaray'a 28 kilometre uzaklığında bir beldemiz. Bu beldemizde bizim resmi olarak iki tane üren yerimiz var. Biri Kırkgöz Yeraltı Şehri, bir tanesi de Aziz Merkürüs Yeraltı Şehri. Bu çekimimizde Aziz Merkürüs Yeraltı Şehri'ni bahsedeceğiz. Aziz Merkürüs kimdir? Asıl adı Filipotor olan Aziz Merkürüs, Milattan sonra 200-250 yılları arasında yaşamış Romalı bir generaldir. Yani mesela Romalı bir generaldir. Arkadaşlar bu arada yanımızda Fen İşleri Müdürümüz var. Evet. Tanıtın efendim kendisi. İsmim Aşil Ağar'dan. Saratlı Belediyesi Fen İşleri memuruyum ben. Evet. Burayı herhalde siz de çok iyi... Tabii müdürüm ve ekibiyle beraber burada çalıştık 2011 yılından itibaren. İşte bu hizmete kazandırdık buraya turizm alanında. Herkesin de görmesini tavsiye ederim bu konuda. Emeklerinize sağlık. Evet devam edelim. Evet. Romalı Aziz Merkürüs Romalı bir generaldir. Milattan sonra İslamiyet gelmeden önce 200-250 yıllarında yaşamış. Roma'da general seviyesine ulaşmıştır. Biliyorsunuz Hristiyanlık 300 yıl boyunca yasak bir din. Dindi. 320'den sonra resmi hale geliyor. İslamiyet'teki yasaklık dönemi Mekke dönemi 13 yıllık bir zamandı. Ama Hristiyanlık da bu 300 yıl devam ediyor. Resmi bir din hüviyetine kavuşuncaya kadar. İşte Kapadokyalı olan Aziz Merkürüs da 200-250 yıl yaşmış. 50 yılda biliyorsunuz Roma'nın dini pagan din. Çok tanrılı bir dindi. O yüzden Hristiyanlığa karşıydı. İlk önce bu Aziz Merkürüs Hristiyanlığa tabi oluyor. Bu Kapadokyalı olduğu için. Çünkü biliyorsunuz Ortodoksluk mezhebinin kuruculuğu biliyorsunuz ana merkezi bu bölge. Ihlara bölgesi, onu söyleyeceğim. Güzelyurt bölgesi, Gelveri bölgesi. İşte bu bölgede yaşayan, bu bölgeli olan Aziz Merkürüs de Hristiyanlığı kabul eden, gizli kabul eden Romalı generaller arasında. Bu üst bölümde duyulduktan sonra İlk önce diyorlar dinini terk et. O da dinini terk etmiyor. Tabi emrinde bir tugay asker var. Bu isyan çıkarır diye ilk önce rütbelerini elinden alıyorlar. Rütbeleri elinden alındıktan sonra bu Kapadokya bölgesine doğduğu bölgeyle sürgüne gönderiliyor. Bu bölgeye geliyor. Daha sonra bu
Hristiyanlıkta devam edince Roma orduları gelerek bu bölgede kendilerini katlediyorlar. Ve katlettikten sonra şu gördüğünüz mezarda kendisi yatıyor. Gördüğünüz mezarda. Burada üst üste iki tane gömü var. Tarihi kaynaklarda bir eşi ve kendisi. Ve bir tanesinin kafatası yok. Bu kafatası Aziz Merkürüs'ün kesiliyor. Kesildikten sonra Mısır'a gönderiliyor kafatası. Ve şu anda Mısır'da kendisine düzenlenmiş adına bir kilise var. Bu sebeple bu kilisenin yeraltı şehrinin ismi Aziz Merkürüs yeraltı şehri diye konuldu. İşte bu gördüğünüz mekan kazı yapılmadan önce samanlarla kaplıydı. Doluydu. Hatta şunu söyleyeyim. Bu mekanın üstündeki oturan aile burada doğmuş. Bilmiyor. Buranın bir yeraltı şehri olduğunu bilmiyor. Ve kazılarımızda burada bir kilise ortaya çıkardık. Karşıda Pastaforiumu. Tabanda buralar toprakla doluydu. Burada 35 tane mezar bulduk. Genellikle hepsi çocuk mezarı şeklinde, birkaç tane de büyük mezarlıklar var. İşte muhtemelen küçük çocukları buraya defnediyorlardı. Ve burada bir yaşam alanıydı. Daha sonraki dönemlerde Hristiyanlıktan sonra bu yaşam alanları bitirdi. Şimdi buradan biliyorsunuz şehirleşme, kentleşme planlarında bütün yollar Ulu Cami'ye çıkar İslamiyet'te. Hristiyanlık yani ki Avrupa'da da muhtemelen bir ana merkezde de kiliselere çıkar. İşte yeraltı şehirlerinde de ana merkezler yeraltı şehrinde bütün yolları bu kiliseye çıkar. Bu sebeple sizleri şu anda Orta Çağ'da bir kilise yolculuğuna birlikte çıkacağız. Buyurun. Kilisemiz, kiliseden ayrıldıktan sonra yeraltı şehrine gidiyoruz. Yeraltı şehrinde mahalleler var. Bakın, burada bir mahalle var. Gidersiniz, geri gelirsiniz. Bunlar tırhas taşları, bu mahallelerde. Bu yeşil okları takip ederseniz, gideceğiniz yolları kendiniz bulursunuz. Bunlar zahire ambarlar, yani ambar, burada malzemelikler. Evet, buyurun. Yeşil okları takip edersek yeraltı şehrini takip eder. Burada da bir başka mahalle var. Burada da bir başka mahalle var. Yani burada bir mahalleden bir mahalleye girip çıkıyoruz. Bu yüzden başka mahalleyi de buradan görüyorsun. Buradan giderseniz geri gelirsiniz. Evet, devam ediyoruz. Tam bu yeraltı şehrini tam gezelim dediğiniz zaman yaklaşık 90 dakikanızı alır. Yaklaşık şu anda biz size 20 dakikalık bir parkurda gezdireceğiz. Şu anda 4 katlı yeraltı şehrimizin -1 kutuna gireceğiz. -1'den -2'ye geçeceğiz. Arkadaşlar, bir başka bölümdeyiz. Buyurunuz efendim. Şimdi biz buranın çok enteresan bir özelliği var. Öncelikle bu kazı çalışmaları yaparken Saratlı Belediye'miz, o dönemin belediye başkanı Nedim Bey, Nedim Uz ve şimdiki belediye başkanımız Zeki Bey'in çok destekleri oldu. Özellikle işçi çalışmalarında müthiş maddi bir destek verdiler. Buranın özelliği şu, burası bir geçiş alanı, yeraltı ve mahalleler arasında geçiş alanı ama şöyle bir özelliği var. Dışarı -13 dereceyken biliyorsunuz İç Anadolu karasal bir iklim. Evet. Biz buraya geldik Şubat ayında -13 dereceyken burası +17 dereceydi. Sıcak. Evet, +17 dereceydi. Dışarısı +35 dereceyken serin. +35 dereceyken burası +21 dereceydi. Yani burada öyle bir çalışma yapılmış ki 17 derece ile 21 derece arasında 4 derecelik bir sıcaklık şey var. Tam insan yaşamının
böyle sanki böyle Avrupa'daki Kuzey Norveç'te, İsveç'te yaşar gibi bir iklim özelliği var. Tabii bunlar kazı yapılırken buralar tam insan eliyle yapılmış buralar. Kazıma tekniğiyle. O obsidyen madenleri var. Külünkler taşlı alan. İğnin birit kaya tüfleriyle yapılmış. Böyle bir özelliği var. Devam edelim. Evet efendim, devam ediyoruz. Yeraltı şehirlerinde saklanma olduğu zaman 6 ay boyunca tamamen dışarıyla, çünkü kendilerini aynı zamanda savaştan koruyorlar. Dışarıdaki baskınlardan koruyorlar. Korumak için tabi burada yiyeceğe ihtiyaç var. Yiyeceğe ihtiyaç olduğu için de ambarlar bölümü olması lazım. Buğdayların, arpaların, yulafların saklanabildiği, hayvan yemlerinin, yiyeceklerin, kışlık yiyeceklerinin, diğer yiyeceklerin saklanabildiği alanlar var. Bu alanlar içinde bu alanları yaparak kurmuşlar. Kendi içerisinde tamamen bunlar zahir ambarları, tamamen korunaklı bir ambarlar. Bu şekilde bunları da görmekteyiz. Evet efendim, devam ediyoruz. Evet. Şimdi biliyorsunuz yeraltı şehrinde mahalleler var. Mahallelerin geçişlerinde de kapılar var. İşte bu tırhas taşı dediğimiz olay bu. Evet. Yani bunu ittiğiniz zaman, bu şekilde kapattığınız zaman kısırakla diğer mahalleyle irtibat. Tabii mahalleler arasında insanların burada barınırken 6 ay, 4 ay, 3 ay kaldığı zaman da su ihtiyacı var. Suyu da işte burada bir içinde su var, bakabilirsiniz. Bunu söyleyeceğim. Bu su ihtiyacını anlıyor. Suyu buradan çıkartıyorlar. Kovalardan çıktıktan sonra bakın burada bir oyuk var. Görüyorsunuz. Bu oyu aldıktan sonra da oraya doluyor. Oradan da yukarıdaki üst kata kovayla çekiyorlar. Tamamen kendi içerisinde bir popülasyon, yaşam alanı popülasyonu kurmuşlar. Buradan evet. Herhalde rahatlıkla 2 ay, 3 ay, 1 sene çıkmadan 6 ay yani mesela o bir saldırı durumunda tehlike veya geçince, tehlikeye geçinceye kadar değil evet, mi? Buradan evet. Çıkmadan yaşayabiliyorlar. Yaşayabiliyorlar. Evet, evet, genellikle yeraltı evet. Şehirlerinde evet. Bildiğimiz evet. Hikaye bu aslında. Evet. Evet arkadaşlar, bir bölüme daha geldik. Benim daha önce hiç görmediğim yeraltı şehrinde bir ayrıntı olacak. Bu yeraltı şehrinde bir türbe var. Ben ilk defa gördüm. Evet. Belki örneği vardır. Buyurunuz. Evet, şu ana kadar benim bildiğim yeraltı şehirlerinin hiçbirinde de yok. Öyle bir uygulama yok. Yok. Ama evet. Burada biliyorsunuz bizim Saratlı beldemiz bir Türkmen beldesi. Türkmen beldesinde Türklerde biliyorsunuz büyüğe saygı, büyüklere hürmet, yatırlara saygı var. Tabii bu bölgeye Türkmen obalarımız ilk geldiği zaman da bizim Orta Asya inancımızda, Orta Asya geleneklerimizde böyle bir geleneğimiz var. Burada da böyle bir dilek tutma, ondan sonra yatıra saygı açısından Türkmen geleneği yansıtılmakta. Burada da daha biz bu yeraltı şehrini açmadan önce bura kapalıymış. Sadece dışarıdan bir girişi var buranın. Buradaki yatıra, türbeye saygı, dilek tutma, böyle kendini aramda mistik bir hava oluşturma adına yapılmış. Biz de bunlara saygı gösterdik. Öyle olunca da gelen ziyaretçilerimiz de buraya geldikleri zaman bir dileklerini tutuyorlar. Bundan sonra dua ediyorlar ve ayrılıyorlar. Bunu da biz yeraltı şehrinin içerisinde işledik. Hiç bozmadan, orijinalliğini bozmadan 16. yüzyıldan beri buradalar. İşte bu bölgede aynı şekilde bunu da gelecek kuşaklara yansıtıyorlar. Bu da özellikle gelen ziyaretçilerimiz açısından yeraltı şehrimize mistik bir hava katıyor. Kim bunda, olduğunu biliyor muyuz içinde? Kim olduğunu bilmiyoruz ama saygı içinden bir türbe, anıt gibi bu şekilde
devam ediliyor. Evet, İnsanlar geliyor işte, dilek tutuyor. Bayanlar bazen mum yakar Hindistan'cığım. Dua ederler, giderler. Biz de saygı gösteriyoruz. Evet, ağzınıza sağlık.